Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün kahvaltı için veya şöyle 5 çay için çayınızın yanında yiyebileceğiniz çok güzel zeytinli bir çörek tarifim var. Üstelik evdeki bütün malzemeleri karıştırarak tepsiye dökeceğiz ve şahane bir lezzet ortaya çıkacak. Hemen yapımına başlayalım. 3 adet yumurtamız var. Çırpma kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 su bardağı yoğurt ilave ediyoruz. Bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra çırpma işlemini şimdi bu noktada bırakacağız. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi 2 su bardağı un ilave ettim. 1 paket kabartma tozu. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Evet, kıvamı bu şekilde olacak. Bu arada fırınımı da 175 derecede açtım. Kırmızı pul biber, karabiber, 1 adet doğranmış, ince doğranmış kapya biber. Yine biraz istediğiniz kadar bunları ilave edebilirsiniz. Kaşar peyniri, zeytin, beyaz peynir, dereotu, biraz da maydanoz. Malzemelerimizi bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Özellikle yumurtanın. Çünkü bayağı fark ettiriyor piştikten sonra. Evet, bu şekilde bir harç elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi her şeyi karıştırdık. Şimdi yağlanmış olan, yani yaklaşık 28 santim bu tepsimin çapı. İsterseniz yağlayın, isterseniz fırın kağıdı altına tepsi boyutunda keserek koyun. Harcımızı bu şekilde güzelce tepsimize boşaltıyoruz. Üzerini düzelteceğiz şimdi. Sıcak fırına göndereceğiz arkadaşlar. Fırına göndermeden önce üzerine bolca susam serpmek istiyorum. Çünkü çok yakışıyor susam. Evet, arzu ederseniz biraz da çörek otu serpebilirsiniz. Karışımımız hazır. Ve şimdi fırına pişirmeye gönderelim. Alt üst nar gibi kızarana kadar çöreğimizi pişirdik. Alttaki yağlı kağıdını alıyorum. Çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Gerçekten hani buzdolabında bazen böyle çok az az her şeyden kalıyor, malzemelerden kalıyor. Onları değerlendirebileceğiniz bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hem dediğim gibi kahvaltı için hem çayın yanında oldukça lezzetli bir tarif. Malzeme listesi de gördüğünüz gibi evde ne varsa içerisine koyduk. O şekilde bir, yani tuzlu kek de diyebiliriz, zeytinli çörek de diyebiliriz. Adını artık siz ne koymak isterseniz o şekilde, ama tarif çok güzel. Mutlaka deneyin. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Videomu izlediyseniz mutlaka bir beğeni, bir yorum yaparak bana destek olmayı unutmayınız lütfen. Yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.